Okay, you can help. Bu çorba etkinliği Şefkatler bünyesinde başladı. Evsizlere çorba dağıtma seferberliği. Evet. 2014 Ekim ayında ya da Eylül ayında başlattılar bu çalışmayı. Biz de Mart 2015'te dahil olduk. Bir işbirliği içine girdik. Haftanın bir günü, çarşambaları iş gücü olarak katılım sağlıyoruz. Firuzağa'da Şefkatler'in evsizler evi var. Oranın mutfağında yapılıyor çorba. Oradan yola çıkılıyor. Sıra Sahipler Caddesi'nden işte önce Firuzağa Camii'ne uğruyoruz. Orada bir 15-20 kase civarı çorba dağıtıyoruz. Sonra Sıra Sahipler'den Gezi Parkı'na geliyoruz. Gezi Parkı'nda da gördüğünüz gibi bayağı kalabalık oluyor. Asıl kitle burada. Burada bir dağıtımımız oluyor. Eskiden Galatasaray Lisesi önüne kadar iniyorduk, devam ettiriyorduk etkinliği. Son durağımız orasıydı. Fakat o hal ilan edildikten sonra İstiklal Caddesi'ne girmemiz yasaklandı. Biz de o çevrede yaşayan insanları Gezi Parkı'na yönlendirmeye başladık. Gelin çorbanızı oradan alın diye. Artık burası son durağımız. Günde yaklaşık işte 60-70 kase civarı çorba dağıtılıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır. 1,5 yıldır biz de bu etkinliğe dahiliz. Yok, Halim abi, Şefkatleri temsilen burada. Benim hayatım 26 ay buradayım. Çok uzun süredir de çorbayı o dağıtıyor. O kendisi yapıyor, kendisi işte termoslara koyuyor vesaire. Dağıtımı da organize ediyor. Bizim işbirliği yaptığımız kişi kendisi. Renkleri farklı farklı. En çok çorbayı burada dağıtıyoruz. Sadece Gezi Parkı'nda yaşayan zaten çok fazla evsiz var. Buraya gelen evsiz sadece kendine dalmıyor hatta. Mesela arkada 4 tane arkadaşı yatıyor. Geliyor 5 tane çorba alıp gidiyor falan. Sadece burada görünenler de değil aslında. Arka planında daha ciddi boyutta bir durum var. İnsanların türsel olarak kendi türdeşlerine yardım etmesi gerektiğini inanıyor. Biz aslında insanı insan olduğu için seviyoruz. Çok daha erdemli geliyor bize. Yaradan'dan ötürü sevmek yerine bu tarz bir görüş daha erdemli geliyor. Daha insana yakışır geliyor. Zaten özellikle Amerika'da bu tarz ateist grupların örgütlenme biçimlerine bakarsanız hep isimlerinin başında humanist, humanitarian gibi kelimeler görürsünüz. Aslında ateist olmak biraz da insanı sevmekle alakalı bir durum. Bunlar mesela soran oluyor. Söylediğimiz zaman da hiçbir problemle karşılaşmadık. Halktan da öyle bir tepki yok. Hep sözde yani tepkiler. Dernek ofisinizi yakacağız, molotof kokteyli atacağız falan gibi böyle boş tehditler ara ara oluyor. Ama hiç öyle bir girişim dahi olmadı bugüne kadar. Çorba dağıttığımız insanlarda da hiç olmadı. Yani sonuçta biz reklamını yapmıyoruz, tamam mı? Biz ateizm derneğiyiz diyerek dağıtmıyoruz çorbayı. Yeleklerimiz var. Yeleğimizin üstünde ateizm derneği bile yazmıyor. Sadece amblemimiz var. Sonuçta iyilik kimden gelirse gelsin kafasında onlar da haklı olarak. Hatta devletten görmediğimiz yardımı sizden görüyoruz noktasına varan bir psikolojideler. Teşekkür ederken işte Allah razı olsun gibi söylemlerde bulunuyorlar. Biz hiç demiyoruz yani onlara Allah yok din yalan demiyoruz. Afiyet olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz biz de. Ateizm Derneği 2014 ilkbaharından beri faaliyet gösteriyor. Amacımız Türkiye'deki ateist, agnostik, deist, panteist, apateist, bütün inançsızlık grupları, non-teizm gruplarının tamamını bir çatı altında toplayabilmek, bu insanların kendilerini özgürce ifade edebilmelerini sağlayabilmek, inanç durumu yüzünden rahatsızlık yaşayan, problem yaşayan, belki dava açılan, belki şiddet gören vesaire insanlara hukuksal destek sağlamak için temelde bu. Üyelerimize ücretsiz böyle durumlarda avukat desteği sağlıyoruz. Bir de Türkiye'deki diğer insanlara, inançlı insanlara ateistleri, ateizmi veya diğer inançsızlık gruplarını doğru tanıtabilmek. Çünkü çok yanlış algılar var. Ateist biraz hakaretamiz bir söylem gibi görünüyor. Eğer dindarsa bir insan, yani bunu kendine, özellikle Müslümanlıkta bunu kendine saklaması şart. Başkasına bir müdahalesi olmaması gerekir. Kendi dinini özgürce yaşayabilir. Biz de dinsizliğimizi özgürce yaşayabiliriz. Fakat bunun ayırdına varabilecek bir muhafazakarlık anlayışı değil Türkiye'deki. Bu yüzden bir rahatsızlık duyuyorum açıkçası. Bu benim bireysel görüşüm. Derneği bağlamaz. Ama bu durum böyle.